Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Savaş esnasında korku namazının kılınışının hükmü. Savaş esnasında korku namazının kılınışı, korku namazı 3 şekilde kılınır. Birinci şekli eğer düşman kıble tarafında değilse, imam o askerleri yani grubu iki gruba ayırır. Birinci grup düşmanın karşısına geçer, düşmanı gözetler. İkinci grup imama tabi olur. Bir rekatı imamla birlikte kılar, ikinci rekatı kendisi tamamlar ve düşmanın karşısına geçer. Öteki grup gelip imamla bir rekata tabi olur, öbür rekatı kendisi tamamlar, imamla selam verir. İkinci şekli eğer düşman kıble tarafında değil ise, birincisi kıble tarafında ise, ikincisi kıble tarafında ise, imam onları iki saf yapar. Onlarla beraber iftitah tekbirini alır. Ne zaman ki rükudan doğrulduktan sonra birinci saf imamla beraber secdeye giderler, onlar secdeden kalktıklarında ikinci saf secdeye gider, imama yetişir, ona tabi olur, beraber selam verirler. Üçüncü şekil eğer savaş kızışmış ve korku şiddetli ise böyle durumlarda kişiler yani askerler bulunduğu durumlar içerisinde imkanlar dahilinde nasıl isterse öyle namazını kılar. İster yaya, ister atlı, ister yönünü kıbleye doğru olsun, ister olmasın. Böyle durumlarda kolayına nasıl gelirse namazını öylece kılar. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ